Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre. Podcast YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz güncel konulardan mülteciler olacak. Aslında daha evvel aktaracaktım bu konuyu ama yangın vesaire araya girince bugüne sarktı. Biliyorsunuz yakın zamanda bir Afganistan'dan, Taliban'dan kaçan bazı mülteci topluluğu ülkemize giriş yaptı ne yazık ki. Ve bununla alakalı aslında bir podcast yayınlayacaktım. Birkaç video aslında yakalamıştım ama sonradan sanırım sildiler, bir şey oldu. Sonra o videoları bir daha bulamadım. Onları da yayınlayacaktım size. Bu yakın zamanda Van'da çekilen bir mülteci topluluğunun koşarak işte mahalle aralarında gittiğini görüyorsunuz. Önce o videoyu seyredelim, ardından tekrar buradayım. Evet, videoyu görüyorsunuz. Öncelikle aslında ben size mültecinin bir tanımını yapayım arkadaşlar. Mülteci, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba, üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm gören veya göreceği korkusu ile endişesi taşıyan, bu sebeple ülkesinden ayrılan veya ayrılmak zorunda bırakılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen, iltica ettiği ülke tarafından endişeleri haklı bulunan kişidir. Sözlükte mülteci. Afganistan'dan kaçan bu göçmen topluluğu da şu an Taliban korkusuyla bir ülkesinden kaçış durumunda söz bulunmakta. Ama şöyle bir durum var. Mülteci de mülteci kaçtığı ülkeyi de o ülke kapılarını açarsa zaten girebiliyor. Bizim ülkemiz dışında hiçbir göçmen topluluğunu, düzeltiyorum, hiçbir mülteci topluluğunu almıyor. Neden almıyor bilmiyorum. Sadece bizim ülkemiz. Bu insanlar sürekli gittikleri yerlere huzursuzluk veren insanlar arkadaşlar. Şimdi normal bir topluluk olsa, videoda gördüğünüz üzere bir tane kadın ve çocuk yok. Yaşlı insan yok. Hepsi güçlü, kuvvetli, hepsi erkek. Ve bunlar aslında bir örgütlenip savaşmak üzere olduğu kişilerle direnerek savaşabilecek insanlar. Bu insanlar işte biz ülkemiz alıyoruz. Bu yakın zamanda birkaç video çıktı ki ben şu an burada bunu yayınlamak istemiyorum. Bazı kadın vatandaşlarımızın arkasından videolarını çekiyorlar kamerayla ve bunu sosyal medyada paylaşıp gülüyorlar. Ve buna rağmen bir şey yapılamıyor. Geçenlerde Zeytinburnu'nda askeri kıyafetlerle, İstanbul Zeytinburnu sahili askeri kıyafetlerle aynı şekilde yine görüntüleri çıkmıştı. Sonrasında o kişileri, bilmiyorum ne kadar doğru, sınır dışı edildiği açıklandı. Şöyle bir durum var. Biz aslında çok güçlü bir ülke değiliz. Biz bu insanları niye sürekli alıyoruz? Yıllar evvel Suriyeliler de, ki daha da eski Irakları da almıştık. Bu son birkaç sene içerisinde Suriyelileri de aldık. Suriyelileri alıyoruz ama ilk aldığımız zamanda ne oldu? Ev fiyatları arttı, kiraları arttı, işsizlik arttı. Çünkü ucuz işçi ve sigortasız işçi oldukları için, tüm işverenlerin de işine geldiği için bu insanları çalıştırdılar ve bizim ülkemizin kendi vatandaşları da işsiz kaldılar. Sonrasında ne oldu? Bu Suriyeliler iş yeri açtı. İş yeri açtı, ne oldu peki? Vergi muafiyeti elde ettiler. Vergiden muaf oldular. Zamanında yine Zeytinburnu belediye başkanı esnaflar arasında gezdiği sırada bir market sahibi belediye başkanına, yandaki Suriyeli dükkanlar vergi vermiyor, biz burada sinek avlıyoruz. Adam içeride kaçak sigara satıyor. Peki Zeytinburnu belediye başkanı buna cevap verdi biliyor musunuz? Öyle düşünme, biz aynı ümmetin çocuklarıyız. Adam bir suç duyurusunda bulunuyor sana kardeşim. Kaçak sigara satıyor diyor. Öyle düşünme diyoruz. Şimdi gelelim günümüze. Afganlar geliyor. Hiçbir kadın yok, çocuk yok, yaşlı yok. Hepsi erkek, güçlü, kuvvetli insanlar. Şimdi geçen bir video çıkmıştı. Onu bulamadım. Aslında onu yayınlamak da istiyordum ama
Videoda bir tane Suriyeli'nin röportajı var arkadaşlar. Röportajda şunu söylüyor. Afganları istemiyoruz. İşte onlar geldi, yevmiyeler düştü. İşte işverenler bizi almış. Şimdi Afganları çalıştırmaya başlıyor. İşte günlük biz 80-90'la çalışıyorduk. Afganlar 50-60'la çalışıyor. O sebepten dolayı biz işsiziz, biz ne yapacağız diyor. Yani bir laf vardır ya, misafir misafiri sevmez, ev sahibi ikisini de sevmez diye. Yani o muhabbete döndü biraz. E güzel kardeşim, siz de bizim ülkemize geldiğiniz zaman biz de aynı şeyi sizin için düşündük. Biz sınavlarla bir yere gelmeye çalışırken sizin sınavsız haklarınız oldu. Biz hastanede sıra aldık, randevu aldık, sıralarda beklerken siz randevusuz haklara sahip oldunuz. Size yatırılan paralarla bu ülkede bir sürü fabrika kurulabilirdi. İş istihdamı sağlanabilirdi. Üretim yapılabilirdi. Yakın zamanda zaten yangın sebebiyle gündem çok güzel değişti. Afganlar unutuldu ama unutulmaması gereken bir tehlike. Çünkü bu insanlar gitmiyor. İstanbul cennet, Türkiye cennet, cennet diye diye zaten artık ülkeye tamamıyla yerleştiler. Kendi ülkemizde biz mülteci olduk. Ben 28 yaşında bir insanım. Ülkemde ben kendi gençliğimi doğru düzgün yaşayamadım. Kendi ekonomik özgürlüğümü doğru düzgün elde edemedim. Şu anki Z kuşağı da aynı şekilde elde edemeyecek. Bu gelen Arap topluluğu ve Afgan topluluğu şu an belki olmasa da 10 sene sonra, 15 sene sonra kendi içlerindeki mafyalaşma sebebiyle ülkede huzur bırakmayacaklar. İç savaş çıkartabilecekler. Kendi ülkemizde biz söz sahibi olamayacak duruma geleceğiz. Bu sebepten dolayı aslında bunu en başından yılanın başını küçükken ezmeliydik. Yani kimseyi almamalıydık. Ben geri göndermeliydik. Şimdi ilk başta mülteci tanımını yaptım. Kendi ülkesindeki savaştan dolayı, korkan insanlardan dolayı, hani gitmeme ihtimaline karşı ülkene geç kalıcı olarak gelebiliyor. Kendi ülkesinde savaş olduğu için geri gitmek istemiyor olabilir. İyi de bu insanlar bayramlarda Suriye'ye gidiyor ya. Suriye'ye tekrar gidiyor mu? Gidiyor. Gitsin abi. Demek ki orada savaş bitmiş. Oraya gidebiliyorlarsa geri gelmesinler ya. Gelmesinler. Demeleri lazım. Kardeşim sen bayramda bu ülkeye gidebiliyorsan demek ki bu ülkede savaş bitti. Senin daha burada ne işin var demeleri lazım. Misafir de artık misafirini bilmeli. Geçen Bolu Belediye Başkanı çok güzel bununla alakalı açıklamalar yaptı. Ya da farklı bir yaptırım yapacaksın. Çünkü bizden daha fazla haklara sahipler. Bizden daha iyi geçinebiliyorlar. Daha iyi gezebiliyorlar. Ülkemizin zaten ekonomik krizi varken bir de bunların üstüne kambur oluyor. Şimdi aynı şekilde yıllardır Suriyelilere yapılan yatırımlar şimdi Afganlara yapılacak. Yangın sebebiyle uçaklara 4,5-5 milyon dolara çok görenler şimdi Somali'ye 30 milyon dolar hibe ettiler. Hibe. Yani karşılıksız para gönderdiler. Peki bu gelen göç topluluğuyla ne olacak arkadaşlar? Benim aslında başka bir tahminim daha var. Biliyorsunuz ülkemizde ekonomik krizden kaynaklı özellikle Z kuşağı hükümetten memnun değil biliyorsunuz. Çoğunluğu en azından memnun değil. Ve çoğu Z kuşağı seçimi bekliyor. Aslında iktidar partisi de bu seçimden bayağı bir oy kaybedeceğini kendisi de farkında. Bu sebepten dolayı Afganları, büyük bir Afgan topluluğunu ülkemize göç ettirip bir de üstüne üstlük vatandaşlık verip oy kullanma hakkına sahip olabilecekler. Bu sebepten dolayı da Z kuşağının oyunu pasif haline getirmek için de böyle bir oyun da dönüyor olabilir. Bu benim sadece kendi yorumum. Umarım böyle bir şey olmaz. Zamanında da Suriyeliler mülteci olarak geldi ama bu ülkenin vatandaşı oldular. Aynı şekilde oy kullanma hakkına da sahip oldular. Yani sizin, benim geleceğime bu ülkeye gelen mülteci bir insan karar veriyor. Aynı şekilde Afganları da yapacaklar. İnşallah yapılmaz ama yapılırsa çok kötü olacak. Çünkü senin benim geleceğime kendi ülkesinden kaçıp kendi ülkesini terk edip gelen insanlar veremez. Vermemeli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.